Ne oluyor burada madam? Nereden çıktı bu hatunlar? Yeni gelen cariyeler sultanım. Gidenlerin yerine geldiler. İyi bak Farya. Senin sonunu onlardan biri getirecek. Şimdi de umudunu bu hatunlara mı bağladın Ayşe? Boşuna bekleme. Ben asla senin gibi olmayacağım. Büyük lokmaya büyük laf etme. Bir gün ettiğin lafın altında kalırsın. Son günlerde pek karşılaşır olduk Ayşe. Başımı nereye çevirsem seni görüyorum. Kötü bir tesadüf sadece. İnşallah öyledir. Zira başka bir maksadın varsa senin için hiç hayırlı olmaz. Kadından bir an evvel kurtulmam lazım Erdin. Farya Sultan mı? Gülbar Sultanı diyorum. O kadın her fırsatta karşıma dikilip tehdit ediyor beni. Lakin ben ona ne yapacağımı iyi biliyorum. Herkes o kadının neler çevirdiğini öğrenecek. Bu saraydan defolup gidecek. Yapmayın sultanım, eğer ifşa ederseniz. Ben etmeyeceğim Narin. Farya ifşa edecek. Civan Merdim, hazırlanmışsın. Bir yere mi gidiyorsun? Kösem Sultan haber yollamış. Beni görmek istiyor. Hayırlar olsun. Nereden icap etmiş? Bir malumatım yok validem. Ben de merak içindeyim. Gidince göreceğim. Bayezid dur bekle. Zeynel Ağa da seninle birlikte gelsin. Ne lüzum var? Sultan'ın ne yapacağı belli olmaz. Hiç değilse yanında güvendiğim bir adam olsun. Bir şey olacağı yok. Boşuna telaş ediyorsunuz. Lakin içiniz rahat edecekse gelsin. Zeynel, şehzademizle birlikte git. Valide Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Evet Bayezid. İşittim ki Hünkar abinin idam cezası verdiği bir yeniçerinin canını bağışlamış. Siz bunu... Adı Hüsrev. Hatırladın mı? Karışıklık olmuş. Hüsrev o gece yangında bana yardım etmiş, ahalinin adına koşmuştu. Ben de buna istinaden... İyi niyetinden şüphem yok. Fakat hata etmişsin. Suçunu itiraf ettin. Keman Keşan, Allah aşkına bağışlayın. Şeytana uydum, bir hata ettim. Tövbe bir daha yapmam. Ben masum olduğunu sanıyorum. Hakikati bilsem zinhar yapmazdım.
Masum ya da değil. Hünkârımızın hükmünü hiçe saydın. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Art niyetim yoktu sultanım. Hünkâr abimin hükmünü hiçe saymak aklımın ucundan dahi geçmez. Kendisine izah edecektim zaten. Fakat etmedin. Çünkü saraydan gizlice çıktın. Bu ikimizin arasında kalacak. Bundan sonra daha dikkatli olursun. Benden ya da hünkârımızdan sakladığın herhangi bir şey masum dahi olsa sana zarar verir. Sultanım, cüretimi mazur görün. Fakat en doğru olanı yaptınız. Hünkârımız böyle bir kabahati zinhar affetmezdi. Demek ki neymiş Kemankeş? Bazen susmak, konuşmaktan daha hayırlıdır değil mi?